Şimdi kameramızı canlı yayın noktamıza çevirelim. Ekip arkadaşımız Deniz Sataş bizi bekliyor. Yunanistan'da temsilcimiz Fenerbahçe Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Mücadele yarın 19.45'te başlayacak. Ben sözlerime Deniz'in doğum gününü kutlayarak başlamak istiyorum. Bugün doğum günü aynı zamanda ekip arkadaşımız Deniz Sataş'ın sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok güzel bir yaş olmasını diliyorum Deniz'ciğim. İyi ki doğdun, iyi ki yollarımız kesişti. Bu temennilerle birlikte antrenman öncesi notlarını aktarmanı rica edeceğiz senden. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki yollarımız kesişti. Nice güzel hep birlikte yayınlarımız olsun Ceyda. Senin ve izleyenlerimizin bayramını da en içten dileklerimle kutluyorum. Bayram demiyoruz, seyran demiyoruz, doğum günü demiyoruz. İzleyicilerimize en güncel haberleri yetiştirebilmek adına sadece Türkiye'de değil, temsilcilerimizin boy gösterdiği ülkelerde de varız diyoruz. Biz de Atina'ya geldik. Daha doğrusu Yunanistan'a geldik. Şu anda Pire'deyiz. Karaiskakis Stadyumu'nda, Yorgos Karaiskakis Stadyumu'ndayız. 32 bin kişilik stadyumunda şu anda hiç kimse yok doğal olarak. Fenerbahçeli taraftarları da henüz görmüyoruz. Biraz teknik ekibin trafiğe takılmasından mütevellit geç kalındı. Basına 15 dakika açık olacak antrenman biraz sonra başlayacak. Siz zaten genel bilgileri tam anlamıyla veriyorsunuz. UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun zaten kadroda yer almayacak. Güzel haberler de verelim. Fenerbahçe'de bir süredir sakat olan İsmail Yüksek ve Fred iyileştiler. İsmail Kartal'ın bu maçta orta sahada onlara şans vermesini bekliyoruz. Detayları sizlerle ilerleyen yayınlarda daha fazlasıyla paylaşacağız elbette. Şu anda Fenerbahçeli taraftar oyuncuları bir görüyoruz bir görmüyoruz, biraz sonra tam anlamıyla sahaya çıkmış olacak. Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe. UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek final ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Olympiakos'la en son ne zaman karşı karşıya geldi? 2 sezon önce karşı karşıya gelmişlerdi ve Olympiakos'un galibiyetiyle sahadan ayrılmıştık. Pereira dönemindeydi. Şimdi tabii o köprünün altından çok sular geçti. Fenerbahçe o Fenerbahçe değil. Olympiakos o Olympiakos mu? İlk olarak Olympiakos cephesinden başlamak isterim. Kendi liginde playoff sistemiyle süren ligde liderle arasında 3 puan fark var. Tabii yani köklü bir kulüp, güçlü bir kulüp. Her ne kadar kağıt üzerinde Fenerbahçe favori gibi görünse de o bir Olympiakos. Fakat şunu da söylemek isterim. Şimdi Yunan futbolu açısından hem Olympiakos için hem de PAOK için bu sezon çok önemli. Neden? Çünkü Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak Ayasofya Stadı'nda. Hem de 29 Mayıs'ta. 29 Mayıs bizler için de önemli bir tarih tabii. Bugün şöyle bir Yunan basınına baktığımda neler yazıyor, neler var, neler yok denildiğinde tabii biraz çekindiklerini de görüyoruz. Daha çok Yunan basınında bugün yer alan haberlerde Olympiakos teknik direktörü Mendilibar yer alıyordu. Neden? Çünkü 2 ay önce takımın başına geldi ve takıma gerçekten bir efekt yarattı. Oyuncular ondan çok memnun. Oyuncularla yeni bir hava yarattı için ve aynı zamanda taraftarların da gönlünde şimdiden taht kurulduğu için hem yönetim hem taraftarlar hem de oyuncular Mendilibar'ın sözleşmesinin uzatılmasını istiyor. Bugün tüm Yunan basınında daha çok bu maçtan ziyade bu maç öncesi gündeme getirilen konulardan bir tanesiydi. Onlar da tabii güzel bir efekt yarattılar. Biraz önce basın toplantısı vardı. Aspor ekranlarından da izledi izleyicilerimiz. Kaçıranlar için küçücük bir özet geçmek isterim. Çağlar Söyüncü İsmail Kartal'la birlikte basının karşısına geçti. Çağlar biz hazırız. Rakibimize göre değil, kendimize göre şekil alacağız. Biz hazırlıklarımızı yaptık dedi. Ben de İsmail Hoca'ya şu soruyu sordum. Şimdi Olympiakos 4-4-2 oynayan bir takım. Yani çift santrforla son 2 maçı oynadılar. Gol yiyorlar ama gol de atıyorlar. Haliyle İsmail Hoca buna ne kadar hazır? Çünkü Süper Lig'de 4-4-2 oynayan, çift santrfor oynayan çok fazla takım yok. Yani bu sezon ne kadar denk geldi? Bir soru işareti. Ben de bunu sordum. Yani Süper Lig'de çok denk gelmeyen bir taktikle oynayan takıma karşı hazırlıklarınız nasıl olacak? Biz hem tek santrfora hem çift santrfora ayrı ayrı çalıştık. Rakibimiz nasıl oynayacaksa biz de ona göre kendi planımızı sahaya yansıtacağız dedi. Bu da önemli konulardan bir tanesiydi.
Geçtiğimiz yılın Olympiakos'ta geçtiğimiz yılın büyük transferlerinden bir tanesi Daniel Potense. Neden Potense'ye parantez açtım? Dün de elevelsi gündü galiba. UEFA'nın resmi sitesinde, resmi X yani eski ismiyle Twitter adresinde bir paylaşım yapıldı. Dediler ki Olympiakos'tan Potense, Fenerbahçe'den de Şuvanski hangisi daha güçlü tarzında bir anket açıldı. Orada bir de kafa karışıklığı oldu. Nasıl yani denildi? Potense kart cezalısı. Yani geçtiğimiz yılın büyük transferi, Olympiakos'un iyi transferi Potense bu maçta oynayamayacak. Bana sorulan en çok sorulardan bir tanesi seyirciler, taraftarlar. Şimdi bu maça Fenerbahçeli taraftarlar deplasman yasağı sebebiyle elbette gelemiyor. Ama bundan sonraki hamlede yani bir hafta sonra Fenerbahçe kendi evinde Kadıköy'de oynayacağı Olympiakos maçında ya da yarı finalde ya da finalde Fenerbahçeli taraftarlar olacak mı? Evet, elbette olacak. Çünkü bu ceza 2 yıl ertelendi. Yani bir sonraki maçta veya yarı finalde Fenerbahçeli taraftarlar deplasmana gidebilecekler. Burada Türkler yok mu? Olmaz mı? Bayram denilince de Atina, Yunanistan adeta Türk doluyor diyebilirim. Şimdi çok iddialı olacak ama bunu söyleyeceğim. Almanya'dan bile fazla neredeyse. Almanya kadar en fazla Türk gördüğüm yer, Türklerle karşılaştığımız, sohbet ettiğimiz yer yurt dışında Avrupa'da Atina oldu. Değerli izleyenler, hakikaten bayram sebebiyle sanıyorum ki çok fazla Türk burada yer alıyor. Haliyle soruyorlar tabii, acaba bilet bulabilir miyiz? Yani Yunan taraftarlarla birlikte izleyebilir miyiz? Biletlerin satışının çoktan bittiğinin altını çizelim. Çünkü 32 bin kişilik bu stat aslında çok çok büyük de değil elbette. Ama bu böyle bir havada, böyle bir haftada Yunanlar fazlasıyla dolduracaklar. Diğer ülkelerden gelen taraftarları da açık olacak. Bu arada İzleyicilerimize, yurt dışına seyahat etmek isteyen, böyle spor seyahati yapmak isteyen izleyicilerimize de şu bilgiyi vermiş olalım. Bugün Yunan basınında yer alıyordu. Konferans Ligi finali burada olacak. Atina'da gerçekleşecek. Bu statta, özür diliyorum, Ayasofya Stadyumu'nda olacak. Biletler bugün satışa çıkmış. Eğer derseniz ki bir ihtimal Fenerbahçe'yi finalde görürüz inşallah. Bayram tadında bir skor alırlar yarın. Finalde görürüz derseniz şimdiden biletlere bakabilirsiniz. Güzel bir final olabilir. Neden olmasın? Maçın hakemiyle ilgili küçük bir bilgi vermek isterim. Sandro Scherer yönetecek. İsviçreli hakem. Biz Scherer'i tanımıyoruz ama Olympiakoslar tanıyor. Daha önce Atalanta Olympiakos maçını yönetmişti ve o maçta, Scherer'in yönettiği maçta Olympiakos 2-1 kaybetmişti. O yüzden bugün Yunan basınında yer alan konulardan bir tanesi de hakem uğursuzluğu, hakem bize uğurluk gelmiyor tadında haberler vardı. Turu geçen takım evinde bir hafta sonra bu müsabakanın rövanşını oynayacak Fenerbahçe. Turu geçen takım yarı finale çıkacak. Yarı finalde ise Aston Villa Lille eşleşmesiyle galibiyle karşı karşıya gelecek. Yavaş yavaş futbolcuları da görmeye başladık. İlk 15 dakika basına açık demiştik. Bana soracak olursanız oyuncuların haletini, ruhiyesi nasıl diye, sanki hafta içinde yaşanılan olaylar olmamış gibi farklı bir, ne derler, haleti ruhiye bürünmüşler. Çok takılıp kalmamışlar gibi hissediyorum. Oyuncular birbirleriyle şakalaşıyorlardı. İlk girdiler, ekrana yansımayan ilk dakikalardan itibaren görüntüleri oldukça keyifliydi. Stres var mıydı? İsmail Kartal daha çok soruları kısa tuttu. Net cevaplar verdi. Çok uzun sorulara kısa cevaplarla geçiştirdi. Ama biz hazırız. Mesajını biz aldık değerli izleyenler. Fenerbahçe şu anda şampiyonluk için favori 4 takım arasında gösteriliyor. Biz burada biraz Yunan arkadaşlarla da konuştuğumuzda onlar da Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunun altını çizdiler. Otoritelere göre kupayı kazanmaya en yakın takımlar arasında Aston Villa, Fiorentina, Fenerbahçe ve Lille yer alıyor.
Peki bugün galibiyet gelirse ve Kadıköy'de de güzel bir galibiyet alırsak ne olacak? Fenerbahçe turu geçerse Avrupa Kupaları tarihinde ikinci kez yarı final görmüş olacak. Daha önce 2013 yılında Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmayı başarmıştı ama Benfica'yı geçememiştiler. O yüzden bu hikayeyi tekrardan güzel bir şekilde onlar da yazmak istiyorlar. Elbette şansı var mı? Fazlasıyla var diyebiliriz. Sevgili Ceyda'cığım, var mı bir sorun? Buradaki atmosfer şu anlık şimdilik böyle ama hem bugün hem yarın, özellikle yarın tüm gün boyunca spor ekranlarında olacağız. Sevgili kameraman arkadaşım Ege ile birlikte biraz böyle ne derler, güneşe yakalandık, Atina güneşine çarpıldık ama çok keyifli görüntüler, maç notları, buradaki atmosferler, çok güzel böyle bir ne derler, klip tadında güzel bir vlog hazırladık, izlenim hazırladık. Yarın zaten spor ekranlarında da sizlerle hem canlı olarak hem de o görüntülerle buluşmuş olacağız. Sorun varsa alalım.